Ne haber canım? Ne yapıyorsun? Sen niye yemiyorsun? Yiyorum. Yani yedim. Neyden korkuyorsun? Ne gibi? Yani gerçek hayatta. Seni en çok ne korkutuyor? Bak. Benim annem çok güzel. Yani sonuçta eski güzel kraliçesi. Bir de bana bak. Ne onun kadar uzunum, ne onun kadar zayıfım, ne de güzelim. Başarı desen o da yok. Mesela bir ortama girdiğimizde direkt bütün gözler annemin üstünde. Hemen dikkat çekiyor. Ama beni fark etmiyorlar bile. Bence öyle düşünme. Yani sen çok... Ben bakarım. Selam. Selam. Zeynep, bahçede geçebilirsin. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ne olsun işte. Zeynep o adammış. Kim o adammış? Hani Nalan'la bir adam konuşmuştu demiştim, görmüştüm. Öğrenememiştim kim olduğunu. Evet. İşte o, yani ölen adam. Cem, Sayer'lerde çalışan adammış. Yani? Senin ne işin var burada? Zeynep'i merak ettim. Girebilirsin. Nerede, odasında mı? Hayır. Barış geldi, ikisi bahçede oturuyorlar. Biraz yalnız bırakalım. Seni anlamaya çalışıyorum ama yok yani. Mümkün değil. Ya kızla o kadar uğraşıyorsun. Bir de bana üstüne gelmiş nasıl diye soruyorsun ya. Gerçekten anlamadım neden yaptığımı. Anlamayacak ne var bunda? Hala 3 almaya çalışıyorsun. Sen her şeyin birdenbire olduğunu sanıyorsun galiba. Değil mi? Yani sen birden değişiyorsun. Zeynep'le arkadaş oluyorsun. Yanına geliyorsun. Mesela şimdi buradasın. E'si her şey birdenbire değişmiyor. Her şeyin bir sebebi var. Var tabii bir sebebi. Yani sen o kadar uğraştın. Ben onu kurtardım. Yardım ettim kıza. Bravo. Doğru. Kurtardın. Peki şimdi parçaları bir birleştir. Bir düşün. Değil mi? Evet. Şak diye anlıyorsun. Bu yüzden yaptın yani. Yani. Bak önce Nalan'ı aramak istedim ama cevap vermeyecekti biliyordum. Ahmet amca da sen bu işe bulaşma diyor. Ya tamam da Barış. Ya tamam falan yok. Ben eli kolu bağlı oturamam. Oturacaksın. Oturmayıp ne yapacaksın? Bana bak, ben bir şey yapabiliyor muyum? Tamam ama belki ben yapabilirim. Hani belki... Eğer annenle konuşabilirsem. Annemle. Ne olacakmış annemle konuşunca? Cem'in hakkında her şeyi öğreneceğim. Gerçekten kim olduğunu öğrenebilirim. Ben yanlış duydum değil mi? Sen aslında böyle bir şey söylemedin. Şaka yapıyorsun herhalde. Ya Zeynep bak, anlamıyorsun beni. Asıl sen anlamıyorsun ya. Annem hapiste diyorum sana. Kim bilir başına neler geldi. Gidip onu ölen adamı mı soracaksın? Senin tek derdin bu mu? Ya sen sadece kendini düşünüyorsun, farkında mısın? Burada neler oluyor bilmiyorsun. Annem adama elimi sürmedim diyor ama raporda adam boğularak öldürüldü deniyor. Ne raporundan bahsediyorsun sen? Ne raporu tabii. Senin dünyadan haberin yok ki. Ya bana anlatmadın ki sen hiçbir şey. Benim mi anlatmam lazım ya? Senin beni araman gerekiyor, senin sorman gerekiyor. Barış, senin benim yanımda olman lazım. Beni hiç yalnız bırakmaman lazım. Ben neredeyim şu an? Senin yanında değil miyim? Değilsin. Sen sadece kendini düşünüyorsun. Zeynep, yanlış anlıyorsun yine. Barış, gider misin? Sen ciddi misin şu an? Evet, çok ciddiyim çünkü senin kalbini kırmak istemiyorum. Lütfen gider misin? Gelsene Barış sen benimle. Bir dakika, bir şey konuşuyorum şurada. Annemle konuşacakmış. Aha, git konuş tabii. Benim çünkü annemin başka derdi yoktu. Senin saçma sapan sorunlarınla uğraşacaktı. Ya ne oldu? Anlamadım ki şimdi birdenbire ben. Yani tamam, sonuçların çıkacağını unuttum ama bu kadar da tepki fazla yani. Bence haklı değildi. Ya haklı ya da haksız, sen onu boş ver. O şimdi üzgün. Ne dediğini bilmiyor yani. Ya anlatsın o zaman. Niye anlatmıyor? Ya ben gidip konuşacağım. Tamam. Hayır, şimdi değil. Şimdi değil. Ya o zaman sen anlat ne olduğunu. Bak şimdi. Annemle babamın bir arkadaşı var ya, İbrahim amca diye. Avukat. Sen niye geldin? Ya ne oturuyorsun orada? Zeynep, bence annemi kurtarabiliriz. Ne diyorsun sen ya? Yani ilk haberi alınca Cem'in evine gittim. Orada bir adam vardı. Evet. Sonra adam bizi görünce hemen kaçtı. Ondan sonra adamı gene gördüm. Takip ettim. Evet. Kalabalık bir yerin içine girdi. Oradan işte pazarın içindeydik. Sessizce arkasından yaklaştı. Evet. Ve koluna kelepçeyi taktı. Zeynep. Sonra adamı bir yere kilitledin. Ondan sonra sen sağ ben selamet, değil mi? Haklısın. Ne istiyorsan söyleyebilirsin. Haklısın. Gerçekten mi? Hı hı. Güzel. O zaman beni dinle şimdi. Şimdi defolup git buradan ve beni yalnız bırak. Anladın mı? Güzel. Bir Barış'a bakayım ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Hı? Acaba diyorum akşam Zeynep'i sizin mekana mı getirsem? Hem sen de Barış'ı alırsın. Onları da görüştürmüş oluruz, olmaz mı? Sanmıyorum. Yani... Yapabileceğimiz çok bir şey yok bence. Biraz zaman geçsin. Olmaz. Zaman geçerse daha kötü olur. Peki o zaman Zeynep'i nasıl evden çıkarmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ya, orasını düşünürüm ben. Sen Barış'ı getir, gerisine karışma ben de. Tamam? Tamam. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.